sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, ders izleyine hoş geldiniz. Bugün sizinle Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinin ikinci kısmı olan gök cisimleri konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evren. Evrenle ilgili iki görüş vardır. Bunlardan biri Newton'a aittir. Newton'un görüşüne göre evrenin bir başlangıcı yoktur ve evren hareketsizdir. Önceleri bilim insanları gök cisimlerinin evrende asılı olduğunu ve hareket etmeden durduklarını düşünüyorlardı. Ancak gök cisimlerinin yansıttığı ışık ışınları takip edildikçe zannedildiği gibi gök cisimleri hareketsiz değildi. Hatta birbirlerinden hızlanarak uzaklaşıyor, kendi etraflarında da dönüyorlardı. Böylece yeni bir görüş ortaya çıktı ve 1922 yılında büyük patlama teorisi ortaya atıldı. Büyük patlama teorisine göre evren hareket halindedir ve bir başlangıcı vardır. Bu teori oldukça zor kabul edilmiştir. Kabulünde ise 1929 yılında Edwin Hubble'ın yaptığı ve evrenin genişlediğini ispat ettiği gözlem etkili olmuştur. Büyük patlama teorisini biraz daha ayrıntılı öğrenelim. Oluşumu başlatan büyük patlama çok sıcak ve çok yoğun noktada gerçekleşti. Sonrasında maddenin olmadığı çok sıcak olan karanlık döneme girildi. Soğuma döneminde ise atomlar oluştu ve böylece yıldızların yapı taşları da oluşmuş oldu. Sonrasında ilk galaksiler oluştu ve gezegen, meteor gibi diğer gök cisimleri de oluştu. Günümüze baktığımızda ise evrenin hala genişlediğini, yani galaksilerin birbirinden uzaklaştığını gözlemleyebiliyoruz. Galaksiler diğer adıyla gök adalarla devam ediyoruz. Yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin oluşturduğu sistemlere biz galaksi veya gök ada diyoruz. Gök adaları da şekillerine göre isimlendirebiliriz. İlki eliptik galaksi. Eliptik galaksiler genel olarak yaşlı yıldızlardan oluşan ve şekil olarak elipse benzeyen, burada da gördüğünüz gibi bir diski andıran galaksilerdir. Diğeri çubuklu sarmal galaksi. Merkezinde çubuk şeklinde kümelenmiş, böyle merkezinde çubuk şeklinde kümelenmiş yıldız topluluklarının olduğu galaksilerdir. Bunları da çubuklu sarmal galaksi olarak isimlendirmişiz. Düzensiz galaksiye baktığımızda ise yıldızların belirli bir düzeninin olmadığı ve dağınık halde kümelendiği bir galaksi görüyoruz. Son olarak spiral galaksiye baktığımızda sıcak genç yıldızların merkezde bulunduğu ve sarmal kolların ise dönme hareketi yaparak merkez etrafında dönme hareketi yaptığı galaksiler de spiral galaksilerdir diyoruz. Gezegenimizin içinde bulunduğu galaksi de spiral galaksi ve Samanyolu galaksisine en yakın Andromeda galaksi de yine spiral galaksiye örnektir çocuklar. Nebula veya bulutsu diye adlandırdığımız dev molekül bulutları ise toz ve gazlardan oluşur. Nebulaların gök cismi etkisi veya süpernovaların etkisiyle çökmesi sonucuysa yıldız oluşur. Şimdi yıldızı biraz daha yakından inceleyelim. Yıldız farklı büyüklüklerde olan ısı ve ışık saçan dev gaz kürelerine deniyor. Sınırlı enerjileri olduğu için her yıldızın tıpkı canlılar gibi bir ömrü vardır. Sıcaklıklarına göre de mavi, sarı, kırmızı renkte olabilirler. Mavi renkte olan en sıcak yıldızlardır. Sarı renkteki orta sıcaklıkta, kırmızı da diğer ikisine nazaran en soğuk yıldızdır.
Bizim güneşimiz de sarı renkli bir yıldızdı hatırlarsanız. Şimdi küçük kütleli bir yıldızın oluşumunu inceleyelim. Başlangıcım, nebula içindeki toz ve gaz bulutu yoğun küreyi oluşturur. Merkez sıcaklığı yeteri kadar arttığında artık yıldız parlamaya başlar. Yüksek enerji ortaya çıkmasıyla yıldız büyür ve daha çok parlar. İşte parlayan bu yıldız en büyük boyutuna ulaştığında kırmızı dev adını alır. Kırmızı dev zamanla süpernova patlamalarıyla uzaya doğru yayılmaya başlar. Artık bizim yıldızımız yaşlanmıştır ve bu kez büzülmeye başlar. Burada büyüyordu. Kırmızı dev haline ulaşana kadar büyüyordu. Artık buradaysa büzülmeye başlıyor. Ve burada da beyaz cüce adını alıyor. Büzülen beyaz cüce yanmak için artık çok soğumuştur ve ölmüş bir gök cismine dönüşür. İşte bu ölü gök cismine de biz siyah cüce diyoruz çocuklar. Küçük kütleli bir yıldızın oluşum sürecini gördük. Ama bütün yıldızlar küçük kütleli değil, büyük kütleli bir yıldız olsaydı süreç süpernova patlamasına kadar aynı devam ediyordu. Ama süpernova patlamasından sonra ya nötron yıldızı ya da kara delik halini alırdı büyük kütleli yıldız. Şimdi kara delik nasıl oluşuyormuş? Süpernova patlaması ile oluşuyormuş. Bu bilgiyi süper bilgide öğrenmiş olduk. Şimdi de tanımlayalım. Süpernova patlamasından sonra oluşan kara delik kendi ışığı da dahil etrafındaki her şeyi yutar. Ve böylece biz deriz ki kara delik oluşur. Tanımımız da bu şekilde çocuklar. Takım yıldızları ise belirli şekillerde bir arada görünen yıldız gruplarına deniliyor. Eski tarihlerden bu yana yer yön bulma veya eğlence amaçlı takım yıldızlarından yararlanılmıştır. Bilinen takım yıldızlarına örnek, Büyük Ayı, Küçük Ayı, Ejderha, Kuzey Tacı, Akrep, Aslan, Pegasus, Kuğu örnek verilebilir. Büyük Ayı ve Küçük Ayı takım yıldızlarında 7'şer tane yıldız bulunur ve Küçük Ayı takım yıldızının en parlak yıldızı da Kuzey Yıldızı'dır. Kuzey Yıldızı daima kuzey yönünü gösterir. Kuyruklu yıldız olmamalarına rağmen yıldız gibi parlayan kaya, toz ve buzlardan oluşan gök cisimlerine biz kuyruklu yıldız adını vermişiz. Çünkü bunlar bu gök cisimleri güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanırken güneşe yaklaştığında ısınıyorlar. Dolayısıyla burada merkezinde bulunan buz ne oluyor? Buharlaşıyor. Tozla birlikte arkasında kuyruğa benzer bir görüntü oluşturuyor. Biz de kuyruklu yıldız olarak adlandırıyoruz. Bir süper bilgiyle devam ediyoruz. Halley kuyruklu yıldızını 2061 yılında tekrar çıplak gözle gözlemleyebileceğiz. Ekstra bir bilgi daha verelim. Işık yılı. Işık yılı isminden yola çıkarak bunu çok fazla karıştırdığınızı bildiğim için özellikle belirtmek istedim. Işık yılı isminden yola çıkarak bunun bir zaman ölçüsü olduğunu lütfen düşünmeyin. Gök cisimleri arasındaki mesafe o kadar fazladır ki günlük hayatta kullandığımız uzunluk ölçü birimiyle biz bunu ifade edemeyiz. Bu nedenle bilim insanları tarafından ışığın bir yılda aldığı mesafeden yola çıkarak oluşturdukları uzunluk birimine biz bir ışık yılı diyoruz. Ve bizim için bir ışık yılı yaklaşık olarak 9,5 trilyon kilometredir. Yani bir ışık yılı ötede dediğimiz zaman 9,5 trilyon kilometre uzaklıktaki bir gök cisminden bahsettiğimiz anlaşılmalı. Şimdi bununla birlikte ünitemiz bitti. Tekrar sorularıyla devam edebiliriz. İlk sorumuz geliyor. Kendiliğinden ısı ve ışık yayan gök cisimlerine biz yıldız adı
veriyorduk. Dev bulut olan nokta noktanın bazı sebeplerle çökmesi sonucu yıldızlar oluşur. Şimdi dev molekül bulutları demiştik. Bazı sebepler dediği burada süpernova patlamaları veya bir gök cisminin çarpması gibi sebepler olabilir. Uzun yazılmamış. Neydi bu? Nebula veya bulutsu. Bulutsu yazsanız da yanlış olmaz. Yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerin bir araya gelmesiyle ne oluşuyordu? Gök adalar veya galaksiler. Büyük kütleli bir yıldız süpernova patlamasından sonra kütlesine göre, bu bir süper bilgiydi. Dikkat edin, büyük kütleli diyor. Büyük kütleli ise iki seçeneğim vardı. Ya nötron yıldızı oluşturuyordu ya da kara delik oluşturuyordu. En sıcak yıldızlar. Renklerine göre. En sıcak yıldızlar neydi? Maviydi. Orta sıcaklıktaki yıldızlar, bizim güneşimiz de bu renkti. Sarı renkteydi ve en az sıcaklıktaki yıldızlar ise kırmızı renkliydi. Böylelikle tekrar sorularımızla beraber birinci üniteyi tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. O güne kadar kendinize ve feninize çok iyi bakın çocuklar. Hoşça kalın.